Alzheimer'ın bitkisel çözüm yollarına devam edelim. Evet, bugün Alzheimer. Taze bitkiler getirdik. Bu da ginkgo biloba. Neden ginkgo biloba demiş? İki loblu. Şu taze yapraklar biraz genç, taze filizler büyüdüğü zaman ortadan iki ayrılır, iki loblu olur. Bu ginkgo dünyada Alzheimer, bunamaya karşı, kulak çınlamasına karşı, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye karşı en etkili bitki. Evet, bununla da ilgili klinik araştırmalar var. Kimler, nerede, ne zaman klinik araştırması yapmış? Evet. Bu klinik araştırmalarda ginkgo'nun birleşimindeki ginkoloidler %0,5 oranında. Siz bunun otunu, yani yaprağını kurutsanız, çayını içseniz bir ton yeterli değil. Çayıyla istenilen verim elde edilemez. Peki nasıl olacak? Bunun damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. İşte biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde ginkgo, ginseng, alıç, zeytinyağı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Ginkgo ile ilgili klinik araştırması yapılmış. 36 klinikte toplam 10.800 hasta üzerinde denenmiş. Alzheimer, erken bunama rahatsızlığı. Ve hastalar tedavi edilmiş. Belgeli. Artı kulak çınlaması yani tinnitus rahatsızlığı olan 292 hasta üzerinde denenmiş. Kulak çınlaması rahatsızlığı olan hastaların kulak çınlaması tedavi edilmiştir. Yani peki, sadece bunun... mesela İngiltere'de ginkgo ile ilgili 200'e yakın klinik araştırması var. Ben sadece birinden bahsettim. Evet, Alzheimer'ın nedenleri nasıl ortaya çıkıyor? Bu sadece yaşlılıkla mı alakalıdır? Nasıl bir belirtileri var? Alzheimer tabii ki şöyle. Alzheimer gençlerde çok nadir, az gözükür. Evet. Ama genellikle 60, 70 ve 80 yaşlarından sonra daha çok, daha yoğun gözükür. Neden? Çünkü beyni besleyen damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olursa yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olmaz. Beslenemeyen dokular sertleşir, plaklar oluşur. Sertleşen ve oluşan plaklar haberleşme problemi ortadan kalkar. Beyin aynı bir telefon şebekesine benzetelim. Haberleşme merkezi, milyarlarca hücre, nöronlar birbiriyle bağlantılı ve iletişim halinde. Plaklar nedeniyle sertleşirse, nöronlar ölürse ne olacak? Hafıza gidiyor. Alzheimer hastası önce unutkanlıkla başlar. Efendim, kapıdan çıktığında elektriği unuttum mu, ocağı kapatmayı unuttum mu, pencereyi kapattım mı vesaire vesaire vesveseyle başlar. Eğer ki hemen tedavi edilmezse, müdahale edilmezse sonra bu ağırlaşır. Sokağa çıktığı zaman evini yolunu bile şaşırabilir. Yani adresi bile unutabilir. Ya yavaş yavaş, kademeli kademeli tedavi edilmedi mi az? Bununla ilgili, Alzheimer ile ilgili yüzlerce klinik araştırması var ve etkisi de ispat edilmiştir. Belge var, bilgi var. Önemli olan, geç kalınmadan müdahale edilirse ginkgo'nun birleşimindeki etken maddeler PAF denilen pıhtılaşma kat sayısını önlüyor. Yani kanı sulandırıyor. Ginkgo kan sulandırıcı fakat kimyasal ilaçlar gibi yan etkisi yok. Kimyasal kan sulandırıcı kullanıyor insanlar ama kimyasal ilaç kullanırken karaciğere gidiyor, böbreklere gidiyor, dalağa gidiyor, lenf sistemi, sinir sistemi, beyin, birçok organa ne yapıyor? Zarar veriyor. Burada ginkgo hiçbir zarar vermediği gibi kalbe faydalı, baldır ve bacaklarda oluşan ülsere karşı, varize, venöz yetmezliğe, birçok kalp damar rahatsızlığına da faydalı. Yani yan faydaları var. Yani sadece beyinle değil, diğer organlara da faydası var. Kimyasal ilaçların birçok yan zararı varken, faydası yokken, burada ginkgo'nun birçok faydası var. Yani problemsiz, yıllarca kullansa dahi problem olmaz. Evet.